Evvela birincisi Rusya bölgede var mı? Var. Var. Her bir cihetten mevcuttur. Amerika Birleşmiş Devletleri var mı? Yoktur. Avrupa Birliği var mı? Ermenistan tarafında. Müşahede misyası onlar o kadar ahemmiyetli değil. Türkiye her bir cihetten regionda var mı? Vardır. Ortada hüquqi zemin yaratacak senet var mı? Bəli, Rusiyanın iştirakıyla 10 noyabr senedi var. Ayrıca bu günleri Rusiyanın maraqlarını göz ardı ederek Rusiyanı regiondan sıxıştırmaq kontekstinde Qərb çok süratle Cənubi Qafqaza gelmek ve bu boşluğu doldurmak istiyor. Yuri Kim'in açıklaması bilavasitə bunu təsdiq edir. Yani hatta regionda sabitleştirici güç olarak Türkiye'nin bu mövqeyi son günlerde təksib olunur. Bir tarafta bakın, büyük irmilerin görüşünden sonra ortalığa atılmış Hindistan, Yaxın Şərq, Avropa Birliği dəhlizi kontekstinde Türkiye'ni oyundan kənar vəziyyətə salmaq niyyəti. Bu təzik deyil nədir? Başka bir tarafta, Cənubi Qafqazda Türkiye'ni sabitləşdirici güç kimi dünənə kimi bəyan edən ABŞ, indi Türkiye'ni prosesdən çıxarıb özü birbaşa regiona müdaxil etmək istəyir. Ona verilən cevap nədir? Recep Tayyip Erdoğan'ın dört tərəfli görüşü. Doğrudur mu? Doğrudur. Niyə? Çünkü bu qərarları, bu sabitliyi, bu sülhü təmin edə biləcək güclər regiondur. Çünkü bilirsiniz bu problem bizim problemdir. Amerika Birleşmiş Devletleri'nin regionda ne işi var? Siz adaletli olacağınızı, tərəfsiz olacağınızı dediğiniz için biz sizin prosesdə iştirakınızı bir alternativ olarak gördük. Ama siz adaletsiz olduğunuz təqdirde biz sizi regiona bırakmayabileceğimizin işaretini veririk. Yani dört tərəfli görüş olarsa düşünürüm ki bütün problemlerin həllini burada yani siz hazırda Rusiyanın iştirakının istisna etmirsiniz. Yani düşünürsünüz ki Rusiya iştirak etməlidir, çünkü regionda var. Rusiya Amerika Birleşmiş Devletleri'nin gelmeyindənsə regiona Türkiye'ni bırakmak istiyor mu? Bu realdır mı? Elbette realdır. Çünkü artık böyle bir əməkdaşlıq var. Monitoring grupu var. Ayrıca bir de Rusya... Demek ki iki pis variantdan daha pis olanı. Böyle her zaman siyasette bir olur. Daha az pis. Ve düşünürüm ki en realı da budur. Yani ABŞ'ın son davranışları kontekstinde ABŞ'a verilecek en güzel cevap budur. Ayrıca Rusya'nın başka alternatifi var. Kimse göstersin. Rusya'nın başka alternatifi yoktur. Ukrayna'da batarken Cənubi Qafqazda kalmağın yolu Cənubi Qafqazda halledici ölkələrlə anlaşmaqdan keçir. Bunlar kimdir? Türkiye, Azerbaycan.